Arkadaşlar merhabalar 50 günde TTT Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 35. günün ikinci dersine bu dersimizde ne yapıyoruz nokta analitiğine devam güzel sorular çözmüştük ve güzel sorular çözmeye güzel şeyler öğrenmeye yine devam edeceğiz hemen kitabımızda nerede kaldıydık ona bir bakalım şöyle bir kitabımızda sayfa numarası 200'ün sağ tarafında kalmıştık şu dikkat yazan kısımda sonra 201 202, 203 ve 204'ten de İki nokta arasındaki uzaklığa kadar geleceğiz dostlar. Yine 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 dikkatli olmanız gereken kısımlar var burada. ÖSYM bak burayı çok seviyor dedim. Nokta çok seviyor dedim. O yüzden lütfen dikkatli olun. Bütün soruları en ince detayına kadar bakın. Çünkü AYT'de analitik çok önemli. Özellikle bu kısımdan voley vuruyor. Yumruğu atıyor bize ÖSYM. Lütfen dikkat. Hadi derse başlayalım. Şimdi burada kalmıştık. Şu dikkatte kalmıştık. Bölgelerden bahsedeceğiz. Bölgeler aslında kolay. Sen kendin de bunu çıkartırsın. E nasıl hocam? Şimdi buraya bir x virgül y diyecek olursak. Hocam x virgül y birinci bölgede nedir? Apsine bakıyorum. Ordinatına bakıyorum. Apsis sağ tarafta. Ordinat yukarı tarafta. Apsis artı. Ordinatta artıya denk geldi. Artıya artıyı yazdık. Yani x büyük sıfır. Y büyük sıfır oldu. Sonra buraya geldik. Hocam ikinci bölge. Şu ikinci bölge. Saat yönünün tersinde böyle hareket eder. Bölgeler. 1, 2, 3, 4 şeklinde devam eder böyle. Buraya x buraya y diyecek olursak hemen bakıyoruz. Hocam absis burası negatife denk geldi. Ordinatta pozitife denk geldi. Eksiye artı olduğunu direkt söyleyebiliriz. x küçük 0, y büyük 0 yani. Üçüncü bölgeye baktığımız zaman yine buraya x virgül y diyelim. x virgül y diyecek olursak absisine bakıyoruz ilk etapta. Absis negatif, ordinatta negatif. Dolayısıyla eksiye eksi oldu. x küçük 0, y küçük 0 oldu. Dördüncü bölgeye gelelim. Dördüncü bölgede de Şurası x burası y diyecek olursak hemen apsisine bakıyoruz. Apsis pozitife sağ tarafa ordinatta aşağı tarafa yani negatife denk geldi. Artı y eksi buradan geliyor. Ve x büyük 0 y küçük 0. Yani ezberlemeye gerek var mı? Yok. Basit bir analitik düzlem çizerek şuradan bakıyorsun kardeş. Birinci bölgede artıya artı. ikinci bölgede eksiye artı. Üçüncü bölgede eksiye eksi. Dördüncü bölgede artıya eksi diyeceğiz kardeş. Peki ben sana şunu sorsam. Hocam şurada bir nokta aldığın zaman bu nokta hangi bölgede? 1. bölge ve üçüncü, dördüncü bölgede mi alacağız? Ya da bu nokta hocam birinci bölge ve üçüncü bölgede mi alacağız? Yani eksen üzerindeki bir nokta sorulduğunda hayır almayacağız. Nerededir burası? Hocam eksen üzerindeki noktalar aşağıda göstereyim. Bak burada şuradaki mesela 3 birim sağda 3'e 0 noktası ve eksen üzerindeki bir noktada ne diyorduk? Burası absisi 3 ya. Ordinatına da bakıyoruz. Ordinatta 0'a denk geliyor. 3'e 0 şeklinde yazılır. Yani x eksen üzerindeki bir noktanın ordinatı 0'dır. Y eksen üzerindeki bir noktanın da şuraya eksi yazalım. Şu iki birim aşağıda. Apsisine bakıyoruz. ilk etapta apsis sıfıra denk geliyor. X eksendeki yatay eksende değdiği şeye bakıyoruz. Temel şu yatay eksene dik çiziyorduk ya. Sıfıra denk geliyor. Ordinatta eksi ikiye denk geliyor. Yani sıfıra eksi iki noktası yaptı. Y ekseni üzerindeki bir noktanın da apsisi sıfır oldu. Peki burada hocam bu nokta nerede? Birinci bölge ve dördüncü bölgede mi diyeceğiz? Hayır her ikisinde de değil. X eksenindeki üzerindeki bir nokta x ekseni üzerindedir diye adlandırılır. Orası eksen üzerinde değildir. Zaten burada dikkat edersen büyük eşit ya da küçük eşit şeklinde yazmadık. Büyük sıfır küçük sıfır şeklinde yazdık. Şurada, şuradaki noktaya da bakacak olursak bu noktada nerede? Y ekseni üzerinde diye adlandırılır. Yani ne üçüncü bölgede ne de dördüncü bölgede diyeceğiz. Y ekseni üzerindedir bu nokta diyeceğiz dostum. Tamam atladığım bir şey var mı? Yok. Hemen gel. Sorularla başlayalım. Örnek 12 ile başlıyoruz. Örnek 12'de A noktası verilmiş. Analitik düzlemde X ekseni üzerinde bir nokta. Hemen düşünüyoruz böyle kafa çalışmazsa düşün. X ekseni üzerinde bir nokta. Mesela 2 ise burası. Hocam apsisi 2. Ordinatı da 0'a denk geliyor. Yani ordinatı 0'dır diyeceğiz. 3 n eksi 12 eşittir 0 diyeceğiz. Buradan 3 n eşittir 12 geldi. N'i de buradan kaç buluruz? 4 buluruz. A noktasının orijinal olan uzaklığı isteniyor. N yerine 4 yazalım o zaman. 4 yazdığımız zaman A noktası ne yaptı? 1-8 7'ye yani eksi 7'ye 0 noktası yaptı. Eksi 7'ye 0'ın orijinal olan uzaklığı nedir? Eksen üzerinde gösterelim. Eksi 7 burada 0 noktası x80 üzerinde olacak ya burası. orijinde burası. Arasındaki uzaklık mutlak değer eksi 7'dir. Yani 7'ye eşittir. Cevap böylelikle 7 çıkar. Sıkıştırdığınız zaman analitik düzlem çizmeyi de ihmal etmiyoruz. Geldik 13'e. Koordinat düzleminde verilen bu A noktası 4. bölgede olarak verilmiş. Hemen şunu 4. bölgede yazalım kardeş. Yani x çarpı y virgül ya da yazmama gerek yok ya burada göstereyim ya. Hocam bu 4. bölgede ise şöyle düşünelim. 4. bölgedeki bir nokta artıya eksiye denk geliyor. Hocam burası artı olacak burası eksi olacak. E ben burası artı herhangi bir pozitiflik ya da negatiflik kesinliği yok burada. Buraya bakalım. A hocam bu çift kuvvet. Bu çift kuvvet olduğu için her zaman artıdır bu. Artıyla neyi çarparsam eksi yapar eksiye. Yani ben böylelikle y'yi eksi buldum. Y eksi ise o zaman buraya geldiğimizde de eksiyle neyi çarparsam artı yapar tabii ki eksiyi. O zaman x'i de ne buldum böylelikle eksi buldum. Şimdi şuraya bakıyorum. Y'nin işareti eksi. Eksi eksinin çarpımı ne yaptı? Artı yaptı. X'in işareti eksi. Eksinin kübü de tek kuvvette eksi yapmak zorunda. Bu hangi bölgededir? Artı eksi arayacağım. Artıya eksiye arayacağım. O da dördüncü bölge oluyor dostlar. Dördüncü bölge diye böyle yazalım. Cevap dördüncü bölge oldu. Burada da sıkıştığımız an analitik düzlem çizip de yapacağımızı da öğrendik zaten. Devam edelim. Evet x virgül y noktası analitik düzlemin ikinci noktasında bölgesinde olduğuna göre aşağıdakilerden kaç tanesi kesinlikle altında çizmişim analitik düzlemin dördüncü bölgesindedir diye soruluyor bize. Bana bak. Kesinlikle soruları biraz tehlikeli oluyor. Matematikte de biraz tehlikeli oluyor. Kesinlikle soruldu, kesinlikle sorularında matematikte neye dikkat ediyordun? Neye dikkat ediyorsan burada da ona dikkat et. Hani kesinlikle sorularında biz neye dikkat ediyoruz genelde? Şuna dikkat ediyoruz. Hani matematikte böyle pozitif tam sayısa negatif olmamasına, sıfır olmamasına falan dikkat ediyoruz değil mi? Spoiler da verdim. Hadi bu soru ellerinden öper o zaman. Gel sen yap. Şimdi ben çözüme başlıyorum. Arkadaş burada x virgül y nerede verilmiş? İkinci bölgede verilmiş. Hemen ikinci bölgeye bakıyorum. İkinci bölge eksi y artı oluyor. Eksi y artı. O zaman x'in işareti eksi. Y'nin işareti artıdır. X e, eksi. Buraya artı koyunca. Kaç tanesi? Kesinlikle anet düzlemin dördüncü bölgesindedir. Dördüncü bölgesi ne? Artı eksi mi arayacağım? Evet. Artı y y arayacağım ben şimdi. Hocam bu artı eksi. Kesinlikle ama kesinlikle artı y eksi oldu. Doğru. Öbürüne bakalım. 3 eksi x'e 2 artı y. Hocam x'in işareti eksi ya. Bak şimdi dikkat et. x'in işareti eksi olduğu için eksiyle çarpılmışı ne yapması lazım? Artı yapar burası. Yani 3 ile pozitif bir sayı toplayamıyoruz gibi düşünün. Bu ne yapar o zaman? Kesinlikle ama kesinlikle artı yapar. Çünkü e, x'in işareti eksi olduğundan dolayı. Ya da 3'ten negatif bir sayı çıkartıyoruz. 3 eksi eksi 2 eksi eksi artı yapıyor ya oradan dolayı. Burası artı yaptı mı? Yaptı. Yani şöyle yazayım istersen. Hocam burası kesinlikle artı yaptı. Bir de 2 artı y diyor. Hocam y pozitif ya. Pozitif bir sayı sayıyla pozitif bir sayı toplarsak ne yapıyor? Hocam burası da o zaman artı yapıyor. Artı artı oldu. Bu birinci bölgede oldu. Yani 2 olmadı. Üçüncüye gelelim. 2 yanlış oldu. Üçüncüye gelelim. Üçüncüde de hocam x kare. X'in işareti eksiydi. Eksinin karesi kesinlikle nedir? Artıdır. Hocam burası artı oldu. Y'nin işareti neydi? Artıydı. Artı ile eksinin çarpımında ne yapar? Eksi yapar. Artı ile eksi arıyorum zaten ben. Evet burası da doğru oldu. Dördüncüye gelelim. Dördüncüye geldiğimiz zaman da x 1'in karesi. Hocam bu içerideki ne olursa olsun parantez karesi olduğu için bu kesinlikle ama kesinlikle artı oldu dediniz. Güzel. Sonra öbürüne baktınız. eksi 5 zaten işaretli eksi. Bu da doğru mu dediniz? Evet. Tamam hadi doğru dediniz. Hadi doğru dediniz. Beşinciye gelelim. Şu an bir eksik bir şey var. Onu şimdi biraz sonra söyleyeceğim. Hocam burada da x artı 3'ün karesi demiş x artı 3'ün karesi demiş ya. Ya hocam ne olacak? Bu içerisi ne olursa olsun kesinlikle ama kesinlikle pozitif olur mu? Bir şeyin parantez karesi. Evet. Bir de eksi var. A bu da artıya eksi oldu. O zaman bu da doğru dediniz mi? Dediniz. Yanlış. İşte burada. Kesinlikle sorularında. Bölge sorularında eşit sıfır olmasını da düşünün arkadaşlar. Eşit sıfır olmasını da düşünün. Çünkü eşit sıfır olunca ne oluyor? Eşit sıfır olduğunda eksen Eksen üzerinde oluyor. Şunun sıfır olma durumları var mı? Yok. Y sıfır x sıfır olduğunda ama y negatif e, pardon x negatif y pozitif olduğu için sıfır olması imkanı yok. Şunun sıfır olma ihtimali var mı? Zaten x negatif bir sayı eksi eksi çarpma artı yapıyor. Yani bunun sıfır olması için x'e 3 vermem lazım buranın sıfır olması için. Ama x'e 3 değerini de veremem. Burayı 0 yapamıyorum. Ee, buraya da eksi 2 vermem lazım. Y pozitifti. Burayı da 0 yapamıyorum. Öyle bir sıkıntı yok. Buraya geldim. Bunun 0 olması için x'e 0 vermem lazım. X negatifti. Olmaz. Y'ye 0 vermem buranın 0 olması için. O zaman bu da olmaz. Yani bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Buraya geldim. Bunun 0 olması için x'e 1 vermem lazım. Ama x negatif bir sayıydı. E, o zaman 1 zaten veremiyorum. O zaman 0 olma durumu kesinlikle ama kesinlikle yok. O zaman bu doğru. Bunun sıfır olma durumu nedir arkadaşım? Bunun sıfır olma durumunda x yerine x 3 yazarsam burası sıfır olur. Yani sıfıra eksi 2. Nerede oluyor? Hocam y ekseni üzerinde. Y ekseni üzerinde oldu. He. Yani bu kesinlikle dördüncü bölgede olmadı. Artı y eksi her zaman sağlanmadı. Sıfır olma durumuna da dikkat edeceksiniz. Özellikle kesinlikle sorularında ve bir bölge soruluyorsa sıfır olmaması lazım. X'in ya da y'nin. O yüzden bu yanlış oldu. Yorumlara yaz. Doğru mu yaptın? Yanlış mı yaptın? Evet. Lütfen yaz. Önemli bir soruydu. Güzel bir soruydu. O zaman cevap ne oldu buradan? Buradan da 1, 3 ve 4 oldu arkadaşlar. 1, 3 ve 4 oldu cevabımız. Hangileri? 1, 3 ve 4. Kesinlikle 4. bölgede oldu. Geldik örnek 15'e. Örnek 15'te şimdi de böyle A ve B noktaları verilmiş. Koordinat düzleminde aynı bölgede. Aynı bölgede. Hocam bu iki nokta aynı bölgedeyse ben buranın kesinlikle artı olduğunu biliyorum. O zaman burası da kesinlikle artı olmak zorunda. Çünkü artı 2 orası. Yani m artı 5'in büyük sıfır olması lazım. m'in eksi 5'ten büyük olması lazım. Sonra buraya geliyorum. Hocam bunun a, pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyorum ama bunun negatif olduğunu biliyorum. E hocam bu negatifse bu da negatif olacak. 3m eksi 12 küçük 0 olacak. 3m küçüktür 12 olacak. m de küçüktür 4 olacak o zaman. M'nin alacağı kaç farklı tam sayı değer vardır diye soruluyor. E hocam M'yi buldum ben. Aslında şu iki aralığı da düşünecek olursam. Şunu ve şunu. M 4'ten küçük oldu. Bak M 4'ten küçük oldu buradan dolayı. Eksi 5'ten de büyük. Yani eksi 5 küçüktür M oldu değil mi? O zaman M'nin aralığı ne oldu? Eksi 5 ile 4 arasında oldu. Kaç farklı tam sayı değer vardır? Hocam bu değeri nasıl buluyorduk? Büyükten küçüğü çıkartıyorduk. Bir de bir çıkartıyorduk. Yani 8 tane mi yapıyor? Evet 8 tane değer olmuş oldu arkadaşlar. Tek tek hepsini saymayalım. Bu şekilde büyükten küçüğü çıkart bir de bir çıkart. Biz bunu zaten nerede? Açı kenar bağıntıları konusunda söylemiştik. Evet geldik şuraya. Şimdi A noktası analitik düzlemde dördüncü bölgedeymiş. Bu nokta dördüncü bölgede ise eğer hemen dördüncü bölgeye bakalım. Artıya eksiye denk geliyor. Artı eksi olacak. A artı 3 büyük 0. A büyüktür eksi 3 olacak o zaman. 3A eksi 15 de küçük 0. 3A küçüktür 15'ten. A küçüktür 5 gelir. Her ikisini düzenleyecek olursam. A 5'ten küçük eksi 3'ten büyük oldu. A'nın alabileceği tam sayı değerlerini toplamı soruluyor bize. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 değerlerinin toplamı soruluyor. E bunlar zaten gitti. Sıfırda etkisiz eleman. 3 ile 4'ün toplamı da kaç yapıyor o zaman? 7 yapıyor. Yani örnek 16'da böylelikle 7 oldu. Geldik örnek 17'ye. Evet. Şimdi bunlar da aslında bölge sorularıdır. Çünkü nokta verilmiş bir bölgede. Herhangi bir bölgede bir nokta verilmişse daha önceki dersimizde de söylemiştik zaten. Analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa. Bak nokta verilip nokta isteniliyorsa. Yapman gereken şey şu eksenler olan uzaklarını bulacaksın. Hemen. Şurada bir nokta verilmiş mi? Verilmiş. Eksenlere olan uzaklığı bizim için önemli. Şuraya olan uzaklığı ve şuraya olan uzaklığı. İkisini birden bazen çizmek zorunda değilsiniz. Mesela ne kadar yukarıda olduğunu ben zaten şuradan anlayabiliyorum ne kadar yukarıda olduğunu. Şunu çizelim. Şekil karışmasın. Bunu çizmeye gerek yok. E o zaman burada hocam eksi 3'e 4 noktası ya. Burası eksi 3 noktası olacak. Şöyle eksi 3'ü yazdık buraya. Sonra ordinatta 4 olduğu için 4 birim yukarıda olacak. Şimdi eksi 3 noktasıysa buraya 3 birim kaldı. Burası kaç oldu o zaman? Eksi 5 ile eksi 3 arası tabii ki 2 birim. Eksi 3'ten eksi 5'e 2 birim oldu. A sonra bakıyoruz ki bizden C noktasının koordinatı isteniyor. Buraya A diyecek olursak burası da 90 derece ya. Şuraya baktığımızda ne çıktı burada? Dikten dik çizildi. Yani öklit bağıntısı var burada. E dikten dik çizilmiş öklit bağıntısı varsa H kare eşittir P çarpı K'yı kullanacağım. H kare eşittir P çarpı K. 4'ün karesi eşittir. 2 çarpı 3 artı a diyeceğiz. 16 bölü 2 8 yaptı. 3 artı a 8 ise a'yı da buradan 5 olarak buluruz. a 5. Hocam 5 birim sağ tarafta burası c noktası. O zaman buradaki nokta nedir? 5'e 0 noktasıdır. c noktasının koordinatlarını bulunuz diyor zaten bize. Cevap böylelikle 5'e 0 çıktı dostlar. Geldik örnek 18'e. Örnek 18'de de şöyle bir bilgi verilmiş. Dik koordinat düzleminde bir kenarı iki kök gibi olan özdeş kareler çizilmiş. Bir kenarının iki kök gibi olduğunu biz şurada bir gösterelim istersen. A noktası 3'e 0 o zaman buradaki uzunluk kaç birimdir? 3 birimdir. B noktasının koordinatları isteniliyor bizden. Şimdi birim kareler bir kenar iki kök ki. Hocam şurası 90 burası 90 burası 90 ise burası da 90 yaptı mı yaptı. Hocam şurası iki kök ki, iki kök ki, burası 4 kök mi yaptı. Evet Burası da 2 kök 2 kök ki. Burası da 4 kök ki yaptı mı? Aynen öyle. O zaman 4 kök ki 4 kök oldu. Ve buradaki açılarımız kaçar er derece oldu o zaman? 45'er e derece oldu. Yani 45 45 90 üçgen çıktı. Hatta buradaki uzunlukta 4 kökkinin kök katı 8 oldu. Bizden ne isteniliyor şimdi? Bizden istenilen durum şu. B noktasının koordinatları isteniyor. Hocam B noktasının koordinatları isteniliyorsa ne yapacağız? Şuradan dik çizeceğiz. Dik çizdiğimizde 45 ya burası. a 45 90 45 olması lazım burası. Hatta tam doğru bir şekilde çizeyim burada. Madem burası 45 olacak hop birim karenin köşesinden geçmek zorunda burası. Şöyle dik. Oradaki açı 45 derece olmasından uyandım. Şurası 45 derece ancak şu karenin köşegeni olduğunda. E tamam benden bir nokta isteniyorsa ya da sorun verilmişse ya da isteniyorsa ne yapıyorduk? <laughs> Eksenler olan uzaklarına bakıyorduk. Şunu çizmeme gerek yok. Ne kadar yukarıda olduğu zaten buradan belli. E hocam burada ben bunu böyle çizince birim karenin ben bir kenarın kaç olduğunu biliyorum. 2 kök ki. Toplamda şurası o zaman 6 kök gibi oldu. Evet. Bak şimdi. İkiz kenar dik üçgen var burada. İkiz kenar dik üçgenden dolayı. Burası 6 yapar. Şurası da 6 yapar mı? Yapar. Şimdi şuraya bakar mısın? Hocam 6 3 daha 9 burası. Yani B noktası hocam 9 birim sağda 6 birim de yukarıda. 9 birim sağda 6 birim de yukarıda olduğu için bu nokta ne yapacaktır? 9'a 6 noktası yapacaktır. Yani şunu unutmayın bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa eksenlere olan uzaklarına mutlaka ama mutlaka bakacağız dostlar. Evet 9'a 6'yı bulduk. Geldik örnek 19'a. Örnek 19'da da dik koordinat sisteminde bir ABC'de dikdörtgeni verilmiş ve Eksi 2 noktası verilmiş. Yani burası 2 birim. Burası da 6 birim. A noktasının koordinatlarını bulunuz diye söylüyor bize. Başka bir şey verilmiş mi? Burası K iken burası da 2K verilmiş. K ve 2K'ları da yazalım. O zaman burası da K. Dikdörtgenden dolayı burası da 2K. Burası 90. Burası 90. Burası 90. Burası 90 olduğunu biliyoruz. Burası da 90. Şimdi oran verilmiş burada. E oran verilmişse büyük ihtimalle benzerlik vardır ama benzerlik yok. Şu anda yok. Ve bizden ne isteniliyor? Bir nokta isteniliyor. Bir nokta isteniliyorsa ki A noktası isteniliyor. Tek yapman gereken şey şu eksenlere olan uzaklıklarına bakacaksın. Eksenlere olan uzaklıkları bizim için önemli. Hocam A noktasının x eksenine olan uzaklığı ve y eksenine olan uzaklığını bulacağım. Şekil karışmasın. y eksenine olan uzaklığını şu şekilde bulacağım Zaten burada. Bu sefer de bak bunu çizdik. Bu daha sade oldu, bu daha karışık oldu. Sonuçta bunun ben ne kadar sade olduğunu şuradan da bulabilirim kardeş. O yüzden bunu çizmeyelim. Şimdi şekle baktığımız zaman yine eski bilgiler karşımıza geliyor kardeş. Soruya baktığın zaman oran var mı burada? Var. Ya K 2K. 90'larda havada düşüyor. Dal alfa beta ya. Dal kardeşim alfa beta ya. Alfa beta. Beta 90 alfa alfa 90 beta. Yani şu üçgen ile şu üçgen ne oldu? Kesinlikle ama kesinlikle benzer oldu. E benzer olduysa benzerlik oranına bakıyorum. Hocam 90'ın karşısı burada 2K. Burada da K. Hmm, küçük üçgenden büyük üçgene 1'e 2 oran var. O zaman burada beta'nın karşısı 2 ise beta'nın karşısı burada 1 olmak zorunda. Alfa'nın karşısı 6 ise alfa'nın karşısı burada da 3 olmak zorunda. Şimdi A noktasına bakıyorum. Ne kadar solda? 7 birim solda. Solda olduğu için eksi 7'ye. Ne kadar aşağıda? 3 birim aşağıda. O zaman eksi 3 noktası yaptı arkadaşlar. Yani A noktasını böylelikle eksi 7'ye eksi 3 olarak bulduk. Bak eski konular bu şekilde karşımıza çıkıyor dostlar. Lütfen Dikkat. Geldik örnek 20'ye. Bu seferde bir döndürme var. Bakalım döndürelim hadi bakalım. Uzun zamandır Semih ya da Muhammed ortalıkta görünmüyordu. Hadi bakalım şurada gösterelim kendimizi. Şekil 1'deki ABCD karesinde B köşesinin koordinatları 8'e eksi 5 olarak verilmiş. Bunu kullanacağım. Sonra ABCD karesi D köşesi etrafında A köşesi Y ekseninde D'ne kadar döndürülüyor. Buyurun döndürelim. D köşesi etrafında hop döndürdük. E döndürme sorularında ne diyorduk? Kalem. Döndürdüğünde yine aynı kalem değil mi? Eş yapı olmasını söylüyorduk. O zaman ben burada şuraya da şu, şu verilen bilgileri de tam anlamıyla da kullanayım. 8'e 5 verilmiş ya bir nokta verilmiş ya da isteniliyorsa hocam 8 burası da 90 derece. O zaman burası 8 birimdir. 5 ise ordinatta 5, 5 birim aşağıda olduğunu söyler. Burası da 5 çıktı. Yani karenin bir kenarı kaç çıktı? 5 çıktı. Buraya 3 kaldı. Şekillerin eşit olmasına dikkat ve D noktası etrafında döndürülüyordu. D noktası değişmiyorsa o zaman burası 3. E sen bunu döndürdüğün zaman hocam bu 5 buraya gelmedi mi böyle? Bak buraya geldi. E o zaman 5'leri de böyle yazdık. E sonra 3 4 5 üçgen çıktı burada. Şimdi benden ne isteniyor? B köşesinin yeni yeri isteniyor. Arkadaş burada da B köşesi isteniyor. Analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniyorsa eksenlere olan uzaklarına bakacaksın. Eksenlere olan uzaklıkları bizim için önemli. Şu B noktasının nereye olan uzaklığı, şuraya olan uzaklığı ve buraya olan uzaklığı. E arkadaş burası karışık biraz. Ben burada bu sefer şuraya doğru çizeyim. Şöyle bir dik çizeyim. Sonuçta ne kadar sağda olduğu buradan belli, ne kadar yukarıda olduğu da buradan belli. Şuradan şunu çizeyim. Ve burada yapılan en büyük hata ne biliyor musun? Şurada köşegen çiziyorsun. Buranın apsini, burayı 90 derece diyorsun. Buranın apsini kaç diyorsun? 3 diyorsun. En büyük yapılan hata bu. Sen buradan köşegen çizdin. Buranın 90 derece olduğunu nereden biliyorsun? Burası 45 derece. O zaman burası da 45 olur. E 45 90 ise burası da 45 olur. O zaman senin dediğine göre bunların birbirine eşit olması lazım. Sakın bir kare verildiğinde karşısındaki köşegeni çizip de böyle buraya 90 derece falan deme. En çok yapılan hata budur. Niye en çok yapılan hata diyorum? Zamanda küçükken sizin yaşınızdayken ben bu hataları yapıyordum da o yüzden. E şimdi soruya bakıyoruz. E 90'lar havada uçuşuyor. E dal alfa beta'ya. Alfa beta. Alfa beta'ya daldık. Şu üçgenle şu üçgen oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler birbirine eşit olduğu için eş üçgen oldu. Madem bunlar eş üçgen. Burada alfanın karşısına bakıyorum. 4. Burada da alfanın karşısı 4'tür. Hemen yazdık buraya 4. Beta'nın karşısı 3 ise burası da 3 oldu. Şimdi B'ye bakıyorum. Ne kadar sağda? 4 birim sağda. O zaman 4'e artı 4, e art 4 sağda olduğu için ne kadar yukarıda değil pardon aşağıda 7 birim aşağıda eksi 7 noktası yapar. Yani cevap 4'e eksi 7 olur dostlar. Anlaşıldı değil mi? Olay bu. Bak yine eski konular karşımıza çıkıyor. ÖSYM bir ara bu tür sorulara çok takıktı. Uzun zamandır da sormuyor ama sanki zamanı geldi mi? Geldi sanki. Hani yeni nesilleştirmek için böyle döndürmeyle alakalı böyle bir soruyla da karşımıza gelebilir Gelelim şimdi örnek 21'e. o ABC eşkenar dörtgen verilmiş ve B noktası bize ne verilmiş B noktası verilmiş 18- 12 verilmiş. arkadaş bu bir eşkenar dörtgen ise karşıtlı kenarlar birbirine paralel mi paralel e, bütün kenarlarda birbirine eşit mi eşit tamam Yani bu hocam bu paralelliği nasıl kullanacağız şu paralel ya şu paraleli uzattığın zaman, Şurası 90 ise burası da 90 olur. Burası da 90 olur. Buradaki dik üçgenden çıkabilir. Bir de eşkenar dörtgen bu. Şuradaki eşitleri de şöyle bir yazalım. Ama ben bu paraleli uzatmaktansa analitik düzlemdeki şu noktaya bakıyorum. 18'e 12 verilmiş. Eşkenar dörtgeninde köşegen uzunlukları toplamı nedir diye soruluyor bize. Şimdi ne yapabiliriz burada? Arkadaş bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa eksenlere olan uzaklarına bakacağız. Yani burada ilk etapta neye bakmalıyım ben? Şuradaki noktanın eksene olan uzaklığı. Buraya olan uzaklığı. Dur. Şöyle buraya olan uzaklığı ve şuraya olan uzaklığına bakmalıyım. Ama karışacak diyeceğim ama karışmıyor. Bunun uzantısı da gidiyor aslında ama sanki bu yeterli olacak. Dur bakalım. Ben bunu böyle çizdiğim zaman şu uzunluğun 18 ne kadar yukarıda? 12 yukarıda olduğunu biliyorum. Eşkenar dörtgenin eşkenarlığını da kullanalım o zaman. Eşkenar dörtgenin bir kenarına x dersen burası da x olur. O zaman buraya 18 eksi x kalır. Ve burada bir pisagor bağıntısı kullanılır. Yani pisagor bağıntısında x'in karesi eşittir 18 eksi x'in karesi artı 12'nin karesi mi yazıyorsun hala? Dur. Büyük ihtimalle 5, 12, 13 üçgeni kardeşim. X yerine 13 yazarsam 12 var ya. Burası da 5 yazdı mı? Yaptı mı? Yaptı. 5, 12, 13 sağlandı. Evet burayı da 13 bulduk. Burası da 13. Burası da 13. Ama benden daha olay bitmedi. Ne isteniyor? Köşegen uzunluklarının toplamı isteniyor. O zaman ben şu köşegeni çizeceğim. Bu köşegen çıkıyor mu burada? Çıkıyor. Nerede çıkıyor? Şurada X'i de 13 olarak bulduk. Şuradaki Pisagor bağıntısından çıkıyor. 12 burası 18 burası. Şurayı bulacağım. Hocam ortak çarpandan gidelim. 6 çarpı 2 burası. 6 çarpı 3 burası. O zaman soru işaretinde 6 çarpı kare içinde diğerlerinin kareleri toplamıydı. 9 artı 4'ten 13 yapar. Yani burayı 6 kök 13 olarak bulduk arkadaşım. Sonra diğer köşegeni bulmaya çalışacağız. Diğer köşegende hangisi? Hocam diğer köşegende işte bu. Şu köşegeni de bulacağız. E, bu köşegeni de bulurken de ne yapacağız? Köşegenler birbirini ortalıyordu. Şunlar da birbirine eşit. E ben bir köşegeni zaten de buldum. 6 kök 13 buldum. E bu 6 kök 13 ise burası 3 kök 13. Burası da 3 kök 13. E burada bir pisagor bağıntısı yaparak şuraya a'yı bulabilirim. Yapayım orada. E 13'ün karesi eşittir. 3 kök 13'ün karesi. 3 kök 13'ün karesi. Artı artı a kare şeklinde olacaktır. E buradan geliyor mu? Özel bir üçgen var mı diye baktım ama neyse. 3 kök 13'ün karesi artı a kare. Ya buradan ne geldi? Şu 13'ün karesi 13 çarpı 13 eksi 3 çarpı 13 yaptı burası eşittir a kare yaptı. Hocam 13 parantezin alınca 13 eksi 3 yaptı burası eşittir a kare yaptı. E o zaman burası da 10 çarpı 13 yaptı. Eee işlem hatası mı yaptım yoksa? Dur bakayım. Şurada mı işleme hatası yaptım ben ya? Şu 12. 12'ye 18. 6 çarpı 2 6 çarpı 3. 4 9 13. 6 kök 13 oldu o zaman orası. Tamam. 6 kök 13 ise 3 kök 13 oldu burası. E, ee, X'i bulmuştuk? 13 bulmuştuk. Tamam Pisagor bantısından. Şimdi burada işlem hatası yapıyorum ya. İşi, işi de, ay burası 9 olacak. Karesi karesi karesi. Özür 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 özür. Şurası 9 olacak. Şunun karesini aldık ya. Şunun karesini alınca 9 çarpı 13 yapıyor burası. O zaman burası ne oldu? 13 eksi 9 yaptı. 13 parantezini aldığımda. Yani 4 yaptı burası. O zaman A da buradan kare kökünü alınca ne oluyor? Kare kökünde 13 çarpı 4. 4'ü dışarı çıkart. 2 kök 13 gelir. O zaman A'yı da 2 kök 13 bulduysak. Burası da A 2 kök 13'tür. Şimdi köşegen uzunlukları toplam isteniliyor. Bir köşegen uzunluğumuz 6 kök 13. Diğer kök 3 köşegen uzunluğumuz 4 kök 13. 6 kök 13 ile 4 kök 13'ün toplamı isteniliyor. Cevap da böylelikle 10 kök 13 çıkar mı dostlar? Çıkar. Evet bir 3 saniye ya da 5 saniye ya da bilemediğiniz en fazla 10 saniye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Bazen işlem hatalarımız olabiliyor. Şurada karesini alırken 3 çarpı 13 diye yazdım. Kusura bakma bazen hakkınıza giriyorum galiba böyle. Kusura bakmayın valla. Evet geldik. Nereye geldik? Örnek 22'ye geldik. Gülşah. Evet. Gülo. Gülo 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 gülo. Ee, Gülşah'ta bizim baldız oluyor. Çocukların teyzesi oluyor. Şöyle bir hata yapmıştım. Biz Gülo derken Ege da teyze demeyi unuttu. Ege da artık teyzesine Gülo diyor. Hatta bazen Gülo 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 deyip böyle şeyler yapıyor. Ama Kerem de artık Gülo demeye başladı. Bir de bir tane daha teyzesi var. Cansu. Ona Cansu şeydi. Cano demiyorlar da teyze diyorlar ona da. İşte ilginç. Ama Gülşah çok emeği var çocukların üzerinde. Ee, Allah razı olsun. Bayağı bir ilgilendi. Bayağı bir büyüttü çocukları. Sağ olsun. Onun sayesinde bazen burada video çekiyorum. Haberiniz olsun. Ona da bir hayır duası edelim lütfen. Gülşah yani Gülo matematik dersinde yaptığı bir etkinlikle Dik koordinat düzleminin y ekseni üzerinde bir nokta işaretliyor. Sonra işaretlediği bu noktanın x koordinatını 2 birim arttırıp y koordinatını da 1 bir birim azaltıyor. x'i 2 arttırıyor, y'yi de 1 azaltıyor. İkinci bir noktada da ikinci, nokta iki ikinci bir nokta ikinci noktaya aynı işlem uygulandığında ise x ekseni üzerinde üçüncü bir nokta elde ediyor. E Gülşah'ın üçüncü noktaya da aynı işlemi uygulayarak elde ettiği dördüncü nokta koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. E o zaman burada biz de işaretleyelim. Ne bu? Gül e ne yapmış? Bir etkinlikte y ekseni üzerinde bir nokta işaretliyor. Tamam. Şurada analitik düzlemde çizelim. Analitik düzlem çiziyorum. Şöyle y ekseni üzerinde bir nokta alıyorum. Y ekseni üzerinde bir nokta alıyorum. İki birim sağa bir birim aşağıya gittiğim zaman neyi buluyormuşum böyle? İki birim sağa bir birim. Buradaki ikinci noktayı buluyormuşum. İkinci noktaya da aynı işlemi uyguladığımda x ekseni üzerine, gele üzerine gelecekmişim. İki sağa bir aşağı gidecekmişim. Yani burası da 1. E o zaman çıktı ki burası. Hocam buradaki nokta çıktı. Buradaki nokta ne yaptı? Baksana. Şu 2 birim, 2 birim, 4 birim yaptı. Sağa ve aşağı indiğim için burası 90 ya. Dikdörtgen de oluşturabilirsin. Yani burası toplamda kaç yaptı? 4 yaptı. E hatta buradaki ilk baştaki noktayı da bulabiliriz biz. 1 bir birim, 1 bir birim, 2 birim yukarıda oluyor. Burası da 2'ye 0'a 2 noktası yapmış oluyor hatta. Neyse burası 4'e 0 noktası yaptı. Burada da 3. bir noktaya da aynı işlemi uygularsam Üçüncü noktaya da iki birim sağa gittim. Bir birim aşağıya indim. O zaman iki sağa gidip bir birim aşağıya inersem de hangi nokta elde ediyorum? Hocam burası 4, 2 daha 6. 6'ya bir birim aşağıda olduğu için eksi bir noktası çıktı mı? Çıktı. Kolay bir soru. Evet. ÖSYM'nin sorduğu bir soruydu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Böyle bazen de kolay sorularla da karşımıza gelebiliyor. Aslında bunu dönüşümde de alabiliriz. Sağ götürme, aşağı götürme. Dönüşüm sorusu olarak da alabiliriz ama bu soru buraya yakışıyordu gençler. Cevapta ne isteniliyor bizden? Koordinatları toplam isteniliyor. 6 artı eksi 1'den cevaba kaç ulaşırız? 5 diye ulaşırız o zaman. Geldik örnek 23'e. Örnek 23'te de ne demiş? Dik koordinat düzleminde bir karenin iki köşesi ve bu köşeleri birleştiren kenar y ekseni üzerindedir. Hmm. Karenin diğer iki köşesinin orijinal uzunlukları birbirine eşitmiş. Analitik düzlem çizeceğiz o zaman analitik düzlem çizip yorumlayacağız arkadaş. Şöyle çizdik analitik düzlemi. Şimdi diyor ki bize dik koordinat düzleminde bir karenin iki köşesi ve bu iki köşeleri birleştiren kenar y ekseni üzerindedir. Yani bir karenin iki köşesinden bahsediyoruz şöyle bu iki köşesi mesela bu iki köşesi y ekseni üzerinde olacak. O zaman y ekseni üzerinde olması için karenin kenarının bir tane kenarının nerede olması lazım? Böyle burada y ekseni üzerinde olması lazım. E tamam y ekseni üzerinde olsun. Sonra ne diyor? Y ekseni üzerinde bir tane alacağım kare. E ben kareyi çizerken y ekseni üzerinde bir kare. Dur bakayım. Şimdi bir dakika. Bir karenin iki köşesi ve bu köşeleri birleştiren kenar y ekseni üzerindedir. Tamam. Şurada y ekseni üzerindedir bu. Karenin diğer iki köşegenin köşesinin de orijinal olan uzatları eşit ve 11 uzunluğundadır. Vay vay bu da oysa sordu. Ben kareyi bu şekilde sağa doğru çizersem diğer iki köşesinin orijinal olan uzatları birbirine eşit olmaz. Kareyi bu şekilde böyle çizersem orijinal olan uzatları yine birbirine eşit olur mu? Olmaz. Demek ki bizim karemizin y ekseni üzerinde olduğunda şurada değil. Peki burada değil de aşağıda mı hocam şöyle mi hocam Böyle olursa da kareyi bu şekilde çizdiğin zaman buna olan uzaklık ve buna olan uzaklığı birbirine eşit olmayacak. Aynı şekilde şu tarafta çizersem de buna olan uzaklığı ve buna olan uzaklığı birbirine eşit olmayacak. O zaman diğer iki köşesinin orijinal olan uzaklıkların birbirine eşit olması için ne olması lazım? Hocam şu x ekseninin orta dikmesi olması lazım. Şöyle dik tabanı keş parçaya bölmesi lazım. He, o zaman bak yukarıda aldık olmadı. Aşağıda aldık olmadı. Yani o tam olarak bu şekilde olmak zorunda. Evet, karenin bir kenarı y ekseni üzerinde olacak ya. O zaman orijine olan uzaklığı da eşit olacak ya. Karemiz aynen şu şekilde olursa yani bir kenarı x ekseni kenar orta dikmesi olursa eğer o zaman şuraya olan uzaklığıyla buraya olan uzaklığı birbirine eşit olmak zorunda. Aslında bak burada ne var yine? Ek çizim tekniği var. Yani düşünüyorsun. Yani tamam karenin bir kenarı nerede? Y eksen üzerinde, diğer kenarının da köşeleri şuraya eşit uzakta olacak. O zaman analitik düzlem çizip şöyle düşünüyorsun: Hocam orjinal olan uzakları birbirine eşit olan iki nokta isteyeceğim ve X eksenle paralel. Bu buradayken olmaz, bu buradayken olmaz. Ama tam olarak bu buradayken, yani burası orta dikme doğrusu olursa, şuna ve şuna olan uzakları birbirine eşit oluyor ya. O yüzden kare bu şekilde olacak. Ya da şu şekilde de olabilir karemiz. Sonuçta buraya ve buraya olan uzatları da birbirine eşit oluyor. İki köşesinin oraya olan uzakları. Ama bizden karenin diğer iki köşesine ve orjine olan uzakları eşit. Diğer iki köşesinin orijinal olan uzatları eşit ve kaç birim olarak verilmiş? 10 birim olarak verilmiş. Yani bunlar 10, 10 verilmiş. O zaman şuradaki orta noktayı da kullanayım. A, A dersem. Hocam karenin bir kenarı 2A oldu. E burası da A. A burada Pisagor. Yap Pisagor'u. A kök 5 eşittir 10 sa. A buradan 10 bölü kök 5 çıkar. Kök 5 eşleniyle çarparsam 10 kök 5 bölü 5 çıkar. Yani 2 kök 5 çıkar. 2A da buradan 4 kök 5 çıkar. O zaman da ne çıkar dostum? 4 kök 5'in karesi çıkar mı? Çıkar. 16 çarpı 5'ten cevap da böylelikle 80 olur. Evet bak bu soruyu öncesinde görmen lazım. Aynı mantıkla bir soruyla karşılaşabilirsin. ÖSYM daha öncesinde böyle bir soru sormuş. Yine bunun benzeri bir sorusunu ne bileyim dönüşümde sorabilir. ikizkenar üçgende sorabilir. Var farklı bir yerde sorabilir. Aynı mantık yine gelebilir. Önemli bir soru ve ÖSYM'nin benzerini sordu. Sorduğunu söylüyorum arkadaşlar. Ki zaten şöyle baktığımız zaman ÖSYM'nin e, soru benzeri. ÖSYM benzeri sorularda bazen çok zorlanıyoruz. Bazen de ÖSYM benzeri sorular işte buradaki olduğu gibi çok kolay da olabiliyor. Ama genelde seçici sorular dediğim gibi do nokta analitinden çıkıyor. Bak bu da seçici sorulardan birisi. Güzel sorulardan birisi ama. Ama ne yapıyoruz yine şurayı çalıştırıyoruz kardeş. Çalışınca bir şeyleri elde edersin. Deneme yanılma ve çalıştırma olayı bitiriyor. Evet analitik düzlemde katlama olmaz aslında ama biz bir kağıda analitik düzlem çizip o şekilde bir katlama yapmışız bu sefer. Yani şöyle Egehan kare biçimindeki şu kare biçimindeki bir kağıda aşağıda adımları uyguluyor. Eksenleri çizip analitik düzlem oluşturmuş. Tamam. Kağıda eksenleri çizip ee, kağıt kağıdı eksenlerin çizgilerini takip edip kesiyor. Şöyle kestim böyle kestim. İkinci bölgedeki kağıtta şu kağıtta yani İkinci bölgedeki kağıt bu şekilde olmayacak mı? Artıya eksi şeklinde gidiyor bak. Artıya eksi şeklinde gidiyor. Tamam. Eksi 3 ve 6 noktalarından geçen doğruyu çiziyor. Şuradan bu doğruyu çiziyormuş. Sonra bu kağıdı bu şekilde katlıyormuş. Katlayalım bakalım o şekilde. Katlandığında da bu şekil oluştu. E katlanmış bu sefer. Katlanmışı ne yapıyorduk? Geriye doğru açıyorduk. Hemen katlanmış halde geriye doğru açtığım zaman şu şekilde karşılaştım mı? Karşılaştım. Buranın 6 birim buranın 3 birim olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Sonra katlandığında da ne yapmış? Bu doğru boyunca da kağıtta oluşan üçgeni katlıyor. Buna göre katlama işleminden sonra 3. şekildeki gibi cetveli kağıt üzerine koyduğunda şu kenar üstüne koymuş cetveli cetvel kağıtta hangi sayıyı gösterir diye soruluyor. İşte buradaki analitik düzlemdeki hangi sayıyı gösterdiği soruluyor bize. Hemen şuraya bakalım. Arkadaş burada katlama sorularında ne diyorduk? Hocam üst üste binen kenarlar eşit. Yani 3 ise 3'ü yazdın. 6 ise 6'yı yazdın. Burası da üst üste binen açılar eşitliğinden dolayı 90 ise 90. Hatta üst üste binen açılar burada da burada da birbirine eşit mi? Eşit. E sonra ne yapacağız hocam? E burada istersen şunu yapabilirsin. Neyi yapabilirsin? Hocam burada ne çıktı? Açı ortaylık çıktı dikkat edersen. Şu açı ortaylığa bakacak olursak, hocam bu açı ortayda kolda oran yok, tabanda oran yok. Ama açı ortayın neresinde şey var burada? Hocam bu tarafında oran var. Kollar oranı yani yukarıdan aşağı oran, yukarıdan aşağı oran olacak. E, yukarıdan aşağıya orana baktığım zaman şu tarafta 6 bölü 3 yani 2 bölü 1. O zaman öbür tarafta da şurası yani şurası 2K ise burası da ne olacak? K olacak diyebiliriz. E sonrasında ne yapacağız? Pisagor bağıntısı yapabiliriz ya da hocam tamamı 2K burası 6 ya buraya 2K eksi 6 kaldı deyip burada Pisagor bağıntısı yapabiliriz. Ama halihazırda hazırda zaten burada bir dik üçgen var ve burada 2K'nın karesi eşittir. 6'nın karesi artı K artı 3'ün karesi deyip işlem 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 yapacağız dostlar burada. Ama burada 6 varsa büyük ihtimalle 6, 8, 13 gendir. Bakalım burası 8 mi diye düşünüyorum. K yerine 5 yazdığımızda 6, 8, 10 sağlaması tuttu mu? Tuttu. Yani biz o zaman burayı ne bulduk? 8 bulduk. Bak eski bilgiler hala geliyor. E burası orijindi. Burası eksi 3 noktasıydı. 3 birim solda. Burası da 8 birim solda. Cetvelin buradaki gösterdiği sayı ne oluyor o zaman? 8 birim solda olduğu için eksi 8 noktası oluyor. Yani cevabımız eksi 8'e 0 noktasını göstermiş oluyor. Evet cevap ne oldu? Eksi 8 oldu. X ekseninde hangi sayıyı gösterir diye soruluyor hangi sayıyı gösteriyor x Gösterdiği sayı soruluyormuş. x8 noktasını gösteriyor ya. Direkt cevap böylelikle x8 oldu dostlar. Evet. Bu da katlama ile ilgili. Analitik düzlemde bazen şöyle bir şey yapıyorlar. E, o sorulara çok gülüyorum ya gerçekten. Soru şu oluyor. Analitik düzlemde bak şimdi. Olaya bak. Çok saçma. Analitik düzlemde ben bu doğruyu böyle katlayacak olursam falan ya analitik düzlemde doğruyu nasıl katlayacağız? Düzlemi nasıl katlayacağız? Ancak katlama nerede olur? Kağıt üzerinde olur. Ya sen bir kağıt üstüne analitik düzlemi çizersin. Kağıdı katlarsın. Analitik düzlemde analitik düzlemi katlayamazsın. Lütfen buna da dikkat. Yani analitik düzlemi katlamalı bir soru sormaz ÖSYM. Ama kağıt üstüne analitik düzlemi çizip bu şekildeki gibi bir katlama yapabilir. Evet geldik bir sonraki soruya. Bu da güzel sorulardan biri. Döndürme sorusu. Şimdi şekil 1'deki ABC üçgeninde AB eşit AC olarak verilmiş. C noktasındaki bir karınca CA çizgisi ve x eksenini kullanarak 19 birim gittiğinde. Hocam buradaki bir karınca varmış. Şöyle gidiyor ve böyle gidiyor. 19 gittiğinde orijine ulaşıyormuş. Tamam. Çift çizgiyle buranın toplamı 19 diyor yani bize. o zaman uzam hocam çift çizgiyle buranın toplamı 19'sa e burası da çift çizgiyle burası. Burası da 19 yapacak aklımızda bulunsun. ABC üçgeni B köşesi etrafında saatin tersi yönünde BC kenarı x eksenine çakışana kadar döndürüldüğünde. Gel beraber döndürelim bunu. B köşesi etrafında ABC üçgenini döndüreceğim. Hop döndürdüm. İşte bu şekil 2'deki gibi şekilde karşılaştık. Bu döndürme işlemi olduğunda ne oluyormuş? Hocam A noktasının apsisi 18 birim azalıp ordinatı da 12 birim artıyormuş. Tamam öncelikli olarak ben şuradaki bilgiyi kullanayım. Arkadaş biraz önce ne demişti? C noktasında bir karınca var. Buradan bunu ve bunu giderek yani çift çizgi artı soru işaretini giderek 19 gidiyor. E burada da çift çizgi artı soru işareti 19 olmak zorunda. Yani burası kesinlikle 19. Yani ben şuradaki uzunluğun yine 19 olduğunu biliyorum. Çünkü B köşesi değişmiyor. B köşesi etrafında döndürüyorum. Tamam. Sonra ben bu döndürme işlemini yaptıktan sonra ne oluyormuş? A noktasının apsisi 18 birim azalıyormuş. Hocam A noktasının apsisi şurası oldu. A x kenarda çizilen zaten tabanı keş parçaya beler. A noktasının apsisi de burasıydı. <laughs> dikkat. O zaman ben şuraya bir A diyecek olursam. <laughs> burası 19 eksi A ya. Burası da 19 eksi A ya. Şimdi dikkat et. A noktasının apsisi Hocam A mı? Değil. A noktasının apsisi bu A dediysen buraya uzunluk olarak. apsisi ne olacak arkadaş? Orada da dikkat et lütfen. Eksi A noktası olacak burası. A noktasının apsisi eksi A iken ne oluyormuş? 18 birim azalıyormuş. 18 birim azaltmak demek ne demek? Hocam şurası 18 birim böyle geliyor demek. Dur bakayım buradan bir yorum yapabilir miyim ben? Ha, ee, ee. Tamam neyse. Burası A iken 18 birim azaltacağım. Yani eksi A'dan 18 azaltacağım. O zaman burası eksi A'dan 18 azalttığım zaman burası da eksi A eksi 18 noktası mı yapıyor arkadaşım? Öyle mi oluyor? Evet. Çünkü bak uzunluk olarak şuraya bakacak olursak. Bak dostum tekrarlıyorum şurayı. Burada biraz kafa karışabilir. Karışmaması için tekrarlıyorum. Aslında karışacak bir şey yok da. Şu uzunluğa A dedim. Buradaki nokta eksi A yaptı. Hocam apsisi 18 azalıyormuş. Absisi eksi e, önceden eksi A iken 18 azalttığın zaman aslında burası 18 birim olacak demek istiyoruz da. Yani absisi olarak burası buradaki nokta ne yapıyor? Eksi A eksi 18 yapıyor. Ya da biz böyle diyeceğimize önceden burası A birimken Şimdi burası ne olacak? Hocam şuradaki uzunluk 18 birim sola gidecek. A noktasının hapsisi. Tabii böyle yazalım. Eksi A eksi 18 ile hiç uğraşmayalım bence. Zaten böyle yazdığımız zaman da A birim solda 18 birim de bu tarafta. Hocam buradaki nokta ne olacak o zaman? Hani eksi A eksi 18 olacak. A pozitif bir sayıysa tabii. Hani bu 3 birim soldaysa eksi 3 diyoruz ya. O yüzden buraya eksi A eksi 18 şeklinde söyledik. <laughs> Neyse o zaman ben Şuraya bakacak olursam. Şuradaki uzunlukları yazacak olursam. Dikkat dikkat. Şuraya ne kaldı? 19 eksi a diyeyim burası? Evet. Bak şurası 19 birimdi. Buraya 19 eksi a kaldı. E şimdi ben 18'den 19 eksi a'yı çıkartırsam. Şurayı bulmam mı? Bulurum. E burayı da bulayım bakayım o zaman. 18'den 19 eksi a'yı çıkartacağım. Ama parantezle çıkartıyorum. 18 eksi 19 artı a yapar. Eksi 1 artı a yap. O zaman bu uzunluk olarak eksi 1 artı a yaptı. Sonra yüksekliği ordinatıyla ilgili bir şey söylüyor mu? Ordinatta 12 birim artıyormuş. Ordinatı zaten bunu sıfır değil miydi? Evet sıfırdı. Ordinatı 12 artıyorsa o zaman burası da ordinatı 12 olacaktır. Şimdi gelelim çift çizgiye. Çift çizgiye biz ne demiştik? 19 eksi a demiştik. Aa hocam burada bir pisagor bağıntısı var. Hemen oradaki pisagor bağıntısını yapalım. Yani ne diyeceğiz oradaki pisagor bağıntısında? 19 eksi a'nın karesi eşittir. 12'nin karesi artı Eksi 1 artı a'nın karesi deyip işlem işlem işlemle a'ya ulaşabiliriz. Ama dur hisset 12 varsa büyük ihtimalle ne üçgendir? Hocam 12 biraz tehlikeli. 5 12 13 9 12 15 12 16 20 olabilir. Acaba 5 12 13 mü? Yani burası 5 burası 13 mü? E ben buraya şunu diyecek olursam eğer 13 diyecek olursam a'nın kaç olması lazım? 6 olması lazım. A yerine 6 yazarsam eksi 1 artı 6 da 5 yapıyor mu? Yapıyor. Demek ki A kaç olacakmış arkadaşım? 6 olacakmış. A'yı bu şekilde buluruz. Bizden ne isteniyor? Kaç birim yolu alır diye soruluyor. Ne? Şimdi şekildeki şekil 2'deki C noktasında bulunan karınca üçgenin eşit kenarlarını ve x eksenini kullanarak orijine gitsin. C noktasındaki bir karınca buradan nereye gidecekmiş? Üçgenin eşit kenarlarını kullanacak ve x eksenini kullanacak. Böyle gittiği zaman ne kadar yol gider diye soruluyor bize. Arkadaş biz burayı 13 bulmadık mı artık? Bulduk. 13 burada. 13 burada. e Burası da kaçtı? 19'du zaten burası da. O zaman cevap 13 artı 13 artı 19 yapar. 13 13 26 35 mi yapıyor? 19'da topladığımız zaman. Yok 45 yapıyor. Evet böylelikle cevaba 45 diye ulaşırız. Bizden en sonunda bu uzunluk isteniyordu. İşte burada da analitik düzlemdeki bir noktayı kullandık. Hatta burada ne dedik? Şu uzunluğa A dedik. Buranın eksi A olmasını kullandık. 18 birim böyle sola gelmiş. Buranın 18 olmasını kullandık. İşte buraya 19 eksi A yazdık. Burası eksi 1 artı A oldu. Uzunluk olarak düşünecek olursak. Nokta olarak düşünmeyelim. Bunları da yazınca zaten Pisagor'dan yine sonuca ulaştık. Valla böyle döndürme sorusu ÖSYM daha sormadı. Bu şekilde bir döndürme sorusu. Biz de ÖSYM'nin nereye geleceğini biraz tahmin ettiğimiz için bu şekilde bir soruyla da karşına gelmek istedik. Biz derken ben bu şekilde bir soruyla karşına gelmek istedim. Ama çözüme baktığınız zaman zorlayıcı bir soru değil. Aslında kolay bir der. Yani şuraya bir A yazmayla olay bitiyor. Sonra ne deniyorsa, şekilde ne deniyorsa her bilgiyi kullanmak. Bak analitik de çok önemli. Ne deniyorsa tek tek yaptım. Cevaba da ulaştım kardeşim. Sen de aynını yapabilirsin. Evet cevap 45 çıktı bu soruda. Geldik örnek 26'ya. Bu da güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru, hoş bir soru. Şekildeki analitik düzlemde ABCD bir paralel kenar olarak verilmiş. Paralel kenarsa karşılıklı kenarlar nedir? Birbirine paraleldir. Hocam 2'ye 0 noktası verilmiş. O zaman burası nedir? 2'dir. C 4'e 5 verilmiş. Analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniyorsa eksenler olan uzaklarına bakacaktık. O zaman şuradan şöyle geleceğim. Hocam burası 4 yapacak. Nokta olarak 4 yapacak. O zaman burası nokta olarak 4. Ee, bu uzunluk olarak nedir? Ordinatta hocam şöyle geldiğinde 5 yapıyor. Şekil karışmasın diye ben bunu çizmeyeyim. Burası 5 yaptı o zaman. E sonra ne yapacağız? Hocam buradaki noktamız 4 ise 2 birim buradaysa tamamı 4 yapacak. Buraya da 2 kalmıyor mu? Kalıyor. 2'yi buraya yazalım. Ana burada ne çıktı? Kelebek benzerliği çıktı bak. Şurada bir kelebek benzerliği çıktı. Niye? Çünkü hocam şurası da 90 derece. Yani şunlar birbirine paralel. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam 2'ye 2 yani birebir 1 1 oran oldu. O zaman burası 5 ise burası da 5 olmak zorunda değil mi? Evet 5'i yazdık. Sonra ne yapacağız? Şu uzunluğu falan bulsak mı acaba? Kelebekteki oran 1'e 1 bir ya. Şuraya da A'ya A'yı yazalım. Vay şurada da bir kelebek yok mu dostlar? Var. Ve paralel kenarlığı da kullanalım. Burası 2A burası da 2A değil mi? Tanım gereği. Evet 2A'yı buraya da yazdım. Şimdi şu mavi kelebeğe bakacak olursak 1'e 2 oran var. O zaman burada da 1'e 2 oran olmak zorunda. Burası da 10 olmak zorunda. Ne isteniyor benden? A ve D noktalarının koordinatları toplamı isteniyor. E kelebekteki oran 1'e 2 ya. Şöyle bak 1'e 2. Şu kelebekteki olan. 1'i 2'den dolayı burayı da 4 yazarız. O zaman A noktası çıkar mı? Çıkar. 4 birim solda. X4'e 0 noktası yapar. Hocam 10 birim yukarıda. Bu da Y ekseni üzerinde 0'dır. 10'a artı pardon 0'a 10 noktası yapar. A ve D noktaların koordinatları toplamı eksi 4 artı 0 artı 0 artı 10 isteniliyor bizden. Cevap da böylelikle 6 çıkar dostlar. İşte böyle üçgen bilgilerini de bize soruda kullandırabiliyorlar bu şekilde. Yani paraya kenar vermişse paraya kenarın tanımı gereği böyle. Karşılık kenarların paralelliğinde düşüneceğiz. Ki burada bak kelebek ne güzel çıktı. Bak burada 4'e 5 noktasını kullanınca verilen bilgiyi kullanınca. Bak ne güzel bir kelebek çıktı burada. Görüyor musun? Evet buradan dolayı sonuca ulaşmış bulunuyoruz. Bitiyor mu? Evet son 4 soru arkadaşlar. 2 nokta arasındaki uzaklığa kadar geleceğiz. Bu sorularda önemli tabi. ÖSYM tarafından sorulan sorular bunlar. Lütfen dikkat bunlara. Özellikle buraya dikkat. Bu sayfaya dikkat. Son sorular genelde ÖSYM'nin sorduğu soruların benzerleri oluyor. Dik koordinat düzleminde y ekseninde 0 x 4 noktasına kesen bir doğru çiziliyor. E tamam çizelim. Özel bir durum var. Y ekseni üzerindeki bir noktadan bahsediyor. Hemen analitik düzlemi çizelim şöyle. Analitik düzlemi çizdim. Şöyle çiziyorum. Çiziyorum şuradan da. Neredeki 0'a 4 noktası nerede? Hocam burada 0'a 4 noktası. Evet 0'a 4 noktasını kesen bir doğru çiziliyor. Bu doğrunun 0'a eksi 6 noktasına en yakın noktası K. 0 eksi 6 nerede? Bak burada 0'a eksi 6 noktasından bahsedeceğiz. Şimdi bu doğrumuz nasıl bir doğru arkadaşlar? Hocam bu noktadan geçen bir doğru ya bu şekilde bir doğru ya da bu şekilde bir doğru. E büyük ihtimal burada çizdiğim doğruyla burada çizdiğim doğruyla da aynı sonuca ulaşacağım. Çünkü soru köküne baktığım zaman e, herhangi bir olabilirlik falan filan sorulmuyor. O zaman ben doğruyu şöyle çizeyim. Tamam. Hocam böyle çizemem miyim? Hayır. Buradaki noktanın e, doğruya en yakın noktasından bahsediyor. Doğruya en yakın noktası. E Ben bu şekilde çizersem eğer. Ne oluyor? Bu sıfıra dörtten geçen bu nokta bu doğruyu bu şekilde çizersem eğer. O zaman sıfıra eksi altı noktasının. Bu doğruya en yakın uzaklığı zaten sıfır oluyor. E hocam şuraya doğru eksene şu eksene paralel çizemem mi? Hayır sıfır altı noktasının bu doğruya en yakın uzaklığı da bu sefer şu dik uzaklığı olur. Sıfıra dört noktası olur. Oradaki k noktası sıfıra dört noktası mı? Değil. O yüzden bizim noktamız nasıl olmak zorunda dostlar? Şu şekilde olmak zorunda. Doğrumuz şu şekilde olmak zorunda. Pardon ya silgi geliyor bazen elime. Doğrumuz bu şekilde olacak. Ya da nasıl olacak? Sağa doğru olacak. Fark etmez. Ha sağa doğru ha sola doğru. Fark etmiyor. Şimdi bu doğruyu çizdik. Bize diyordu ki 0'a 4 noktasında kesen. Y eksenini sıfıra 4 noktasında kesen bir doğru çizip Bu doğrunun sıfıra eksi 6 noktasına en yakın olduğu nokta. Eksi 4'e A noktası. He. Bu noktanın bu doğruya en yakın noktası nedir? Şu şekilde K noktası verilmiş. O da eksi 4'e A olarak verilmiş. Şöyle çizdim. Arkadaş şurası K noktası. Bu K noktasının apsisi eksi 4 olacak. Eksi 4'e A olacak burası. K noktası norjin olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Evet doğrumuz da bu arada sola doğruymuş. Sağa doğru olsaydı eğer bu noktanın buna olan uzaklığına şöyle baktığın zaman hocam K noktasının apsi eksi değil pozitif oluyor. O yüzden sağa doğru bir doğru değil bu. Bu şekilde bir doğru. E, o zaman verilen bilgilere bakacağım. K noktasında orijinal olan uzaklığı isteniliyor bizden. En son buluruz onu. Şimdi burası kaç birim uzunluğunda? 4. Burası kaç birim uzunluğunda? 6. Şuradaki noktayı da ben biliyorum. Buradaki noktada nedir? Hocam eksi 4'e A noktası burası. E analitik düzlemde bir nokta verilmişse, tam olarak verilmemiş ama verilmiş aslında -4 noktası olarak verilmiş bize. O zaman buradaki noktayı nasıl kullanıyorduk? Eksenler olan uzaklarına bakarak. Şuradan bir uzaklık çizince böyle. Hocam burası -4 noktası oluyor. -4 noktası. Hatta buradan da şöyle çizdiğin zaman şuradaki x eksenindeki sayısal değerleri bulabiliriz. Evet, bir nokta verilmişse da isteniliyorsa eksenler olan uzaklarına bakıyorduk. Hocam şunu şöyle çizince burası 4 birim ya. O zaman burası da 4 birim olmayacak mı? Olacak. Ha, ha, ha. Hocam şurası 4 birim. Sonra ben burayı bilmiyorum maalesef. K diyeyim buraya. <laughs> buraya ne kaldı o zaman? 6x K mı kaldı arkadaşım? Evet. Şimdi burada ne yapacağız? Hocam burada ne var? Dikten dik çizilmiş oldu. Öklit. Ya da alfa girip benzerliklerini de yapabilirsin. Öklit bağıntısı yapacak olursak. 4'ün karesi. Neye eşittir? 6x'i k'nın karesi. 6 eksi k çarpı 4 artı k değil midir? Evet. E hocam burada bence hissederek yapalım. 4'ün karesi nedir? 2 ile 8'in çarpımıdır. Yani 16. Ya 1 ile 16'dır. Hocam burası 1 iken burası 16 oluyor mu? Olmuyor. Çünkü k yerine 5 yazmam lazım olmuyor. Ya da 2'ye kaçtır? 8'dir. 2 olması için k yerine 4 yazacağım. K yerine 4 yazdığımda 8 sağlaması da tutuyor mu? Tutuyor. Yani K yerine 2 yazdığımda pardon 4 yazdığımda Burası 2 yapıyor. K yerine 4 yazdığımda burası 8 yapıyor. Dolayısıyla buradaki çarpanları ayırmadan da yine K'yı ne bulabiliriz? 4 olarak bulabiliriz. Evet K uzunluk olarak 4 çıktı arkadaş. O zaman burası da 2 çıktı. Şimdi benden ne isteniyor? Buradaki noktanın orijini olan uzaklığı isteniyor. Hocam Pisagor bağıntısı var işte direkt burada. Yani şurası 4 birim burası da 4 birim. 4 4 ise burası da 4 kökü olur mu? Olur. Yani cevap böylelikle 4 kökü olarak çıkar. Süper bir soru. Çok güzel bir soru. Şekli bize çizdirtiyor. İşte ÖSYM bu sorulara bayılıyor kardeşim, bayılıyor. Ben de ben de bayılıyorum o yüzden bu soruları sana yazıyorum. Bak önemli sorular bunlar. Güzel sorular. Şimdi öbür soruya geldik. Dik koordinat düzleminde köşeleri A ve B ve C noktaları olan ABC üçgenin iç açı ortayları 0'a 24 noktasında kesişmektedir. E ne yapıyoruz? Özel bir durum var mı burada? Var. Özel durum varsa analitik düzlemi çiziyoruz hemen. Hadi bakalım hemen çizelim böyle. Hop analitik düzlemi çiziyoruz ve eksi 12'ye 0, eksi 12'ye 48. Analitik düzlemi sanki şöyle çizsem daha iyi olacak. Şöyle çizdik dostum. Çizdikten sonra eksi 12'ye 0 noktasını gösteriyorum. Hocam şurası A noktası eksi 12'ye 0. A diye göstereyim. Öbürü de eksi 12'ye 48. Eksi hmm. 12'ye 48. Şöyle geliyorum. Neyle göstereyim? Hadi siyahla göstereyim. Devam edeyim. Şu siyahla, gö siyahla göstermeye devam ediyorum. Şöyle eksi 12 böyle geldim. 48 de böyle geldim. O zaman şurası yaptı arkadaşım. Hemen şuraya da 48 diye göstereyim. Ve burası da B noktası. Eksi 12'ye 48 diye söylenmiş. Ve sonra da C noktası verilmiş. İç açıortayları da şuradaki noktada kesiyor. Nerede? Sıfıra 24 noktası da kesiyor. Hmm. ABC üçgenin iç açı ortayları bu noktada kesiyor. Bir kere şunu bilelim. Biliyorsun zaten iç açı ortayları nerede kesiyordu? Üçgenin içinde kesiyordu kesinlikle. O zaman AB kenarı böyleyse üçgenin böyle olması imkansız. Nerede olması lazım? Şu şekilde olması lazım. Ya da ne bileyim biraz daha şu şekilde olması lazım. Şöyle olması lazım. Ama bunu böyle çizersen, böyle aşağıda doğru çizersen iç açı orta olması imkansız gibi duruyor. Ve şuna da dikkat et. Hocam buradaki uzunluklar birbirine eşit ve bu y eksenine nasıl? Y eksenine paralel burası. Yani şurası kaç derece? 90 derece. O zaman bizim C noktasının nerede olması lazım biliyor musun? Şuradaki eşitlikten dolayı onu çıkartıyoruz. Hocam C noktası tam olarak burada olması lazım. Tam burada olsun ki çizdiğim açıortay doğrusu bak çizdiğim açıortay doğrusu şuradaki uzunluktan böyle biraz uyandık. Şu çizdiğin açıortay Hocam şöyle kenar ortay olursa bak açı ortay üzerinde olmuş oluyor. Yani şu ikiz kenar olmak zorunda o zaman. Yani şu ikiz kenar olacak. Hocam şu şöyle ikiz kenar üçgen olduğunda tam böyle şu 48'i de iki eş parçaya bölüyor. Ve açı ortay da tam bu şekilde geçmiş oluyor dostum. Açı ortay aynı zamanda nereden geçiyor tabi bu? Hocam açı ortay aynı zamanda ne olmuş oluyor bu? Yükseklikte olmuş oluyor. 24-24'te bölmüş oluyor. Ve ilginç bir soru aslında. Yani ek çizimi de işin içine katıyor. Özellikle ek çizimde ikiz kenarlığı böyle çok işin içine katıyor. Neyse tamam burada verilen bilgileri kullanmaya çalışacağım. Şimdi C noktasını bulmaya çalışacağım. C noktasını bulmak istiyorsam tabii ki eksenler olan uzaklığını bulacağım. Şu uzaklık belli zaten. Burası kaç? 24. Çünkü burası 24 burası da 24. Dikdörtgenden dolayı. Nereyi bulmam lazım? Şuradaki uzunluğu bulmam lazım. Takıldık kaldık. Neyi biliyorsak onları yazalım. Hocam ben burayı 12 biliyorum. Sonra şuradaki uzunluğu 24 biliyorum. Buradaki uzunluğu da 24 biliyorum. E başka da bir şey bilmiyorum. Hadi burası 12. Hocam burası 24 mu olur? Olmaz. Ağırlık merkezi değil ki burası. İç açı kesim noktası. E takıldık kaldık. Takıldığımız zaman ne yapıyorduk? Kullanmadığın bilgiye bakıyorsun. Şimdi burası ne verilmişti bize? Hocam burası iç açı kesim noktası verilmişti. Ha. İç açı ortayların kesim noktasıysa o zaman bu köşeden gelen buradan geçiyorsa bu daha çortay olacak. Bu köşeden gelen buradan geçiyorsa bu daha çortay olacak. Yani şu daha çortay bu daha çortay. E hocam açı kullandık. Yani açı orta olmasını gösterdik. Bunu da kullanmam lazım benim soruda. Bunu nasıl kullanacağım? Arkadaş şunlar birbirine paralel değil mi ya? Her ikisi de aynı doğru yedik. Aa hem paralellik var hem de açıortaylık var burada. O zaman ne var burada? Arkadaş ikiz kenarlık var. Bak Z'den dolayı burası da nokta açısı yaptı. Yani şu parçayla şu parça birbirine eşit oldu. Süper bir soru. Yani süper zor bir soru. Bayağı bir şeyi kullandırıyor. Bak bana laf atma. ÖSYM e sormuş bunu. E hocam buradaki x kenarlığı kullanacağım şimdi. Ben buraya bir x dersem. Burası da x mi olacak? Hatta a diyeyim ben şuraya. Çünkü x ile karışmasın. x ekseni falan filan. A ise burası da a. O zaman bunun tamamı kaçtı? 24'tü. Buraya da ne kaldı? 24 eksi a kaldı. Şurada artık Pisagor bağıntısı yapacağım. A kare eşittir 24 eksi A'nın karesi artı 12'nin karesi deyip işlem işlem işlemle A'ya ulaşacağım. Ama dur 12 var burada. 12 varsa 12 tehlikeliydi. Ya 5 12 13 ya 9 12 15 ya da 12 16 20 olurdu. 5 12 13 olması için A yerine 13 yazmam lazım. A yerine 13 yazdığımda burası 11 çıkıyor. 5 12 13 sağlamadı. Sonra 9 12 15 mi diye bakıyorum. Buraya 15 yazarsam 24'ten 15 çıkınca burası da 9 yapıyor mu? Yapıyor. Yani A 15 oldu burada. Burası da 9 oldu. Burası da 15 oldu. Süper. A'yı 15 bulduk gençler. E şimdi benden ne isteniyor? Hocam benden şu uzunluk isteniyor. Bu uzunluğu bulman lazım. İstersen şuradan yap. Hocam şurada bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran 15 bölü 9. İşte n bölü 12 diyebilirsin. İstersen şurada x kenar var diyecektim ama bu nokta açısı değil ki. Bunlar çizgi çizgi. Sakın burada nokta nokta deyip x kenar demeyelim burada. Bir an x kenar var diyecektim burada. Değil. Çünkü bunlar farklı açı ortay. Bu x kenar olduğu için nokta nokta ise burası da nokta nokta oldu. E o zaman burada da ne yapacağız arkadaşlar? Burada da gerçekten de şu kelebek benzerliği haricinde bir şey var mı burada? Şu da var aslında. Hocam burası 9 bölü 24. 12 bölü şu diyebiliriz aslında. Ama ben ilk başta kelebeği fark ettim. Hadi kelebekten devam edeyim. Şuradaki kelebeğe bakacak olursak. Kelebekteki oran yukarıdan aşağıya hocam. 15 bölü 9. 15 bölü 9 eşittir. Buraya da n diyeyim. n bölü 12 değil midir? Evet 12'dir. 3'e böl 3'e böl 5 3. 3'e böl 3'e böl 4. 4 kere 5 20. N'i 20 bulduk. N'in 20 olması buranın 20 olması anlamına geliyor. O zaman C'de ne oluyor? Hocam 20 birim sağda 24 birim yukarıda. 20'ye 24 noktası yapıyor. Yani 20'ye 24 noktası olarak bulduk C'yi. Hocam C 20'ye 24 ise burada 20 ile 24'ün çarpımı isteniyor bizden. Cevap da 480 yapar. <laughs> yapar yapar. Harbiden bomba soru. Ama ÖSYM sordu. ÖSYM böyle soruyor dostlar. Sordu. Yani seçici sorularını hep söylüyorum ama bu nokta analitiğinden seçiyor. Nokta analitiğinden seçiyor. Seçici bu soruları böyle vurucu soruları böyle seçiyor işte. Ama sen buradaki bütün soruları, bu ayardaki bütün soruları, zorlandığın bütün sorular zaten ÖSYM soruları ya. Bu soruları böyle anlarsan sonrasında sıkıntı yaşamazsın. Sınavda karşısına çıkacak soruyu da büyük ihtimalle yaparsın. Evet geldik şuraya. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde olan bir üçgenin kenar ortaylarının kesim noktası sıfıra eksi 4 noktası. Yükseklerin kesim noktası da sıfıra eksi 5 olarak verilmiş. Hmm, ne yapacağız burada? Arkadaş bir kere özel bir durum var mı? Var. Hemen özel durum olduğu için orijinden bahsediyor. Analitik düzlemi şöyle bir çizelim kardeşim. Analitik düzlemi çizdik. Şöyle alt tarafta işlem yapacağım için alt tarafı biraz daha böyle şey tutayım. Ee, orijinde olacak sonra Kenar ortayların kesim noktası eksi 4'te olacak. Bir de eksi 5'te de ne var kardeşim? Yükseklerin kesim noktası olacak. Hocam bir köşesi burada. Tamam. Şimdi bir üçgeni düşün şimdi. Bir köşesi burada. Kenar ortayların kesim noktası. Kenar ortay ağırlık merkezi buradaymış. Yükseklerin kesim noktası da aynı doğru üstünde. O zaman baksana burada aynı doğru üstünde. Y ekseni üstünde verilmiş. O zaman bu doğru. Hem böyle baktığımız zaman hem kenar ortay hem de yükseklerin kesim noktası da burası ya. Hem de yükseklik. Arkadaş burada ne var? Bak hem yükseklik hem kenar ortay. ikiz kenar üçgendir. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? İkiz kenar üçgen çizeceğiz. Yani biz buraya baktığımız zaman sonra da hocam üçgenimiz böyle de olabilir diye düşünebiliriz aslında ama bak şurada yorumlamasını yaptık. Bu doğru üstünde aynı doğru üstünde hem ağırlık merkezi hem de diklik merkezi var ya e, burada ikiz kenardaki ek çizim bak yine çıktı. ÖSYM seviyor demedim mi? ÖSYM kendini tekrar ediyor demedim mi? Bir önceki soruda Açı ortayla ilgilisini sormuş. Şimdi de ağırlık merkezi ve diklik merkeziyle ilgilisini sormuş. Bakalım burada da bu ağırlık merkezi bir de diklik merkezi olduğu için hem yükseklik hem kenar ortaya çıktı. Bir önceki soruda da ikiz kenarlık şartı vardı zaten. E o zaman bu ikiz kenar üçgen. Sizce mi üçgen ikiz kenar üçgen olmak zorunda. Hop ikiz kenar üçgen. Şu şekilde olmak zorunda. E o zaman üçgenimiz böyle mi olacak dostum? Evet üçgenimiz böyle olacak. Tabii yüksekliği bu olduğu için ikiz olan kenarlar bunlar olacak. Tamam ikiz kenarlar bunlar. Hocam burası da ne olacak? Yükseklik olduğunu söyledik. Ağırlık merkezinde kullanalım. Şu uzunluk kaç birim? 4 birim. Şurası kaç birim? 1 birim. Ağırlık merkezinde ne vardı? 2'ye 1 oran vardı. O zaman burası da kaç birim olmak zorunda? 1 birim olmak zorunda. Takıldık kaldık. Soruyu çözemiyoruz. E, tabanı da iki eş parçaya böldüğünü biliyoruz bu arada. Bizden ne isteniyor? Bu üçgenin alanı isteniyor. Bu üçgenin alanı bulmam için benim neyi bulmam lazım? Tabanı bulmam lazım. Taban yükseklik var çünkü. Ya işlem yapalım. Ağırlık merkezini mi kullanacağım hocam? Bak ağırlık merkezi olarak verilmişti burası. G olarak verilmişti. Burası da H olarak verilmişti. Diklik merkezi olarak verilmişti. Ağırlık merkezini kullanmak bana bir şey katmaz ki. Buradan çizilen sadece kenar ortay oluyor. Özel bir durum katmıyor. Ya da buradan çizilen de kenar ortay oluyor. Özel bir durum katmıyor. Ama şuradan çizdiğimizde yüksekliğini kesim noktasına, Şuradan çizdiğim zaman. Buradan geçen ne olacak? Yükseklik olacak. Ya da öbür taraftan çizdiğimde yükseklik olacak ama bir tanesi yeter galiba. Bunu böyle çizince neler çıktı karşımıza? Hocam bak dikkat. Şurası kaç birim? 5 birim. Şurası bir birim. 90'larda havada uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Alfa beta. Ters açıdan beta. Alfa. Alfa 90'sa burası da beta. Hocam benzerlik var. Benzerlik için ne yapacağım? Kenarları belli olan üçgenleri seçeceğim. A'yı bulmaya çalışacağım. Çünkü 90'lar havada uçuşuyorsa alfa beta. Bak hocam şu üçgene bakıyoruz şimdi. Şu üçgende İki kenar var. A'yı bulmaya çalışacağım ya. 1'e A. Bir de şu üçgene bakıyoruz şimdi. Bu üçgene baktığın zaman hocam iki kenar yok maalesef. Ama büyüğüne baktığım zaman iki kenar var mı? Var. Sarıyla pembe ne oldu? Benzer oldu. E benzer olduysa aynı açının karşısındakileri oranlayacağım. Alfanın karşısı 1 bölü alfanın karşısı A. Eşittir. Sonra bakıyorum ki burada beta'nın karşısı A bölü. Buradaki beta'nın karşısı ne yaptı? 4 burada 1 burada 1 burada 6 yaptı. O zaman betanın karşısı a bölü betanın karşısı 6 eşit oldu. A kare buradan alttan a'yı da buradan kök 6 olarak buluruz. Tabanında ne oldu? 2 kök 6 oldu. O zaman üçgenin alanı ne olacak? Taban 2 kök 6. Yükseklik de kaç? Hocam 6. Bir de böl 2'ye cevap da böylelikle 6 kök 6 çıkar mı dostlar? Çıkar. Mükemmel bir soru. 2021'de. 2021'de sınavın en zorlayıcı sorularından biriydi. Niye? Biz sadece soruya analitik geometri olarak bakıyoruz ama bak kazanımlara bakar mısın? 1. Analitik geometri yani nokta analitiği var soruda. 2. Ağırlık merkezi var. 3. Diklik merkezi var. Yani kenar var, yükseklerin kesim noktası var. 3 etti. Sonra 4. Benzerlik var. Ve 5. Üçgende alan var. 5 kazanım birden sorulmuş burada. Ama dikkat et. 90'lar 90'lar havada uçuşuyorsa sıkıştığın zaman benzerlik yapacaksın. Uzunluk bulurken benzerlik. Dik üçgenden çıkmıyorsa benzerlik. Hep bu durumları böyle düşüneceksin kardeşim. Bunlar bizim için önemli. Yani bu zamana kadar ki birikimlerimiz aslında bunlar. Evet yani soruyu zor yapan bir de sınavda ne oluyor biliyor musun? Kazanımların fazla olması. 2 kazanım varsa kolay. 3 varsa biraz daha zorlaşıyor. 4 kazanım varsa biraz daha. 5 kazanım varsa bayağı bir zorlaştırıyor. Mesela bu soruda Bayağı bir öğrenciler zorlandıydı. Sınavın da en zor sorularından biriydi dostlar. Ama bak dikkat edin. Şu sorular, şu sorular sizi geliştirecek. Bu soruları böyle yaptıktan sonra, anladıktan sonra artık bu tarzda çıkabilecek soruları da çok güzel bir şekilde yorumlayabiliyorsunuz. O yüzden ben bu soruları buraya yazdım kardeşim. Tamam. Geldik diğer soruya. 30. soruda. Evet bu sefer ÖSYM'nin yazdığı bir soru değil. Benim yazdığım soru. Yani ÖSYM tarzında. Aslında ÖSYM tarzında da ÖSYM'nin sormuş olduğu sorunun benzeri değil çıkabilecek ihtimalde bir soru ama zor bir soru. Hani zor sınavlarda çıkabilecek bir soru. Sen çözsem mi diye düşünüyorum şöyle ama yok yok uğraştırmayayım seni. Zaten son soru. Kafa biraz patladı baya bir çatladı gitti. O yüzden biz yapalım burada bu soruyu istersen. Ben yapayım daha doğrusu. Şimdi D doğrusu altıgenin alanını iki eş parçaya ayırmaktadır. Arkadaş bak daha önce paralel kenarda söylemiştim. Hatırla. Paralel kenarda şöyle hatırlatıyoruz. Köşe kesim noktasından geçen bir doğru eşit iki alanı ayırır. Şimdi söyleyeceğim şeyde de bak yine bir şey öğreneceksin. Düzgün çiftgenlerde de <laughs> mesela düzgün altıgende. Düzgün altıgende de simetri eksenlerinin kesim noktasından geçen herhangi bir doğru eşit alanlı iki parçaya ayırır. Simetri eksenlerinin kesim noktası neydi? Yani tam şu böyle köşegenleri en uzun köşegenlerin çizildiği yer oluyor arkadaşlar. Hatta burada şunu da göstereyim ben sana. Madem simetri eksenlerinin kesim noktası burası. Şunu şöyle çizdim. Şunlar birbirine eşit ya. E buradan böyle çizdiğinde şu şekilde ya. E bunu da böyle çizsen. Hocam ne çıkıyor burada? Şunlar da birbirine eşit. Burada bir iki kelebekten dolayı o zaman şu parçalarda birbirine eşit oluyor mu? Karşılıklı kenarlar paralel olmasından dolayı. Evet. Hatta şu parçayla da şu parça eşit oluyor. Hatta şu parçayla da şu parça birbirine eşit olmuş oluyor mu? Oluyor. Gerçi ispatı bu soru üzerinde de gösterebiliriz. Şimdi o zaman bütün düzgün çiftgenlerde simetri eksenlerinin kesim noktasından geçen bir doğru alanı eşit parçaya ayırır. E o zaman burası kesinlikle simetri eksenlerin kesim noktası. O zaman hocam şuradan böyle çizecek olursam. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. İspatı burada da gösteriyorum bak. Hocam kelebek benzerliği çıktı burada. E kelebek benzerliğinden dolayı ne oldu o zaman burada? E, bu simetri eksenlerin kesim noktası olduğundan dolayı arkadaşlar. Hani alttan eşken, üçgen oluşuyor ya böyle 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 böyle. Şu eşit, şu eşit, şu eşit, şu eşit, şu eşit, O zaman bunlar birbirine eşit. Kelebekte dekoran bire bir. iki iken burası da iki mi olacak? Evet. Yani burası da iki oldu, burası da dört oldu. Tamam. Şunu ispatladım. Şurayı sileyim. Çünkü benden L noktası isteniliyor. Buradan dik çizmem gerekecek. Neyse. Aynı şey paraya kenarda da söylemiştik zaten. Tam böyle geçtiği zaman hop hocam bu parçanın bu parça eşit. Şu parçanın da şu parça eşit. Bütün düzgün çiftkenlerde de o geçerli. Buradan bu çizilmişse böyle. Hocam 2'ye 4 şeklinde ayırmışsa karşı kenarlar paralel ya. Yani. Burada da çaprazda 2'ye 4 ayırır. Ya da şuradan şöyle kesmiş olsaydı. 1'e 5 ayırmış olsaydı. Burası da 1'e 5 olacaktı dostum. Tamam. Neyse bunu bulduk. E ne yapacağız hocam burada? E karşılıklı kenarlar birbirine paralel. E, bir de şurası dış açısı 60 derece ya. Şu karşılıklı kenarların birbirine paralelliğini biliyorum ben. E, hocam ne yapabilirim? E, o zaman şu paraleli uzatayım kardeşim ben. Ki paraleli uzatınca para şeyde kullandığımız tekniklerden biriydi düzgün altıgende. Dışarıda eşkenar üçgen oluşturma. 60 dış açısı 60 dış açısı 60 dış açısı ya. Ama biz şu mantıktan dolayı yaptık. Hocam bununla bu paralel ya. E burada da iki parçası var ya. Şunu uzatayım dedim. Çok güzel uzattık uzatınca şurada bir temel orantı karşımıza çıktı dostum. Ha sen eşkenar oluşturup da 60 deyip 60'tan dolayı yöndeşlikten dolayı paralelliği bu şekilde de fark edebilirdin. Hocam eşkenar üçgen ya. Hemen şuraya 6, buraya 6, buraya 6, buraya 6'yı yazalım. Sonra ne yapacağız? Hocam şurada bir temel orantı var. Temel orantıyı göstereyim. Hocam şu ve şu temel orantı. Yani biz buraya şöyle bir a deyip şu bölü tamamı 4 bölü 8 diyebiliriz aslında. Ama şuna bakar mısın? 4 bölü 8. 1'e 2 oran var. Direkt ort taban var burada. O kolay yoldan yapabiliriz. Yani şu parça ile şu parça birbirine eşit olacak. O zaman direkt burası da 12 oldu. E olay bitti arkadaş. Bizden ne isteniliyor? L noktası isteniliyor. L noktası isteniliyorsa, bir nokta isteniliyorsa ya da bir nokta verilmişse ne yapıyorduk? Eksenler olan uzaklığını bulmaya çalışıyorduk. Şuradan şöyle bir dik çizerim. Buradaki uzaklığı bulursam olay bitti. E burada 30-60-90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 çıkar. Buraya 2 kalır. Burası da 4 köküç mü olur? Evet. Bak şimdi. Dikkat dikkat. Şuraya bak. 12 burada. 6 burada. 2 burada. Toplamda burası kaç yaptı? 20 yaptı. Sonra 4 köküç birim de yukarıda. O zaman L noktası 20 birim sağda. 20'ye. 4 köküç birim yukarıda. 4 köküç noktası yaptı mı dostlar? Yaptı. Evet zor bir soru. Ama zor bir soru olmasın nedeni ne? 1 kazanım 6 gel. 2 kazanım benzerlik. 3 kazanım özel üçgen. 3 kazanımın hatta simetri eksenlerin kesim noktasına girmesi. Onu da bir kazanım olarak sayacak olursak 4 kazanım birden çıktığı için soru zor mu? Zor. Ama burada karşılıklı kenarların paralel olmasını kullanacağız ya da kafayı çalıştırıp hocam şu eşkenar üçgen oluşturalım deyip de yapacağız. Yani eski bilgilerimizi yine kullanacağız burada. Yani bir analtinin içerisinde ne kadar çok eski bilgi sorulursa o soru o kadar çok zor oluyor. Ya işte bu soruyu zor yapan da eski bilgilerin kullanılması. Ama eski bilgilerde de ince ayardaki soruların kullanılması. Şu paralelliği falan orta tabanı falan fark etmek. Yani şuradan fark etmek biraz zordu sanki değil mi dostlar? E zor soruydu ama ÖSYM burada yazmış burada güzel soruları. Tamam mı? Güzel soru güzel soru güzel soru. E beyin burada yandı bir de beyin yakıcı soruyu ben sorayım dedim kardeş burada. Tamam ya bu sorular seni geliştirecek. Dediğim gibi bu sorulara baktığın sürece sıkıntı yaşamayacaksın. Aletik de seçici sorular soruyorlar. AYT'de geometride ne kadar iyi yaparsan bu anında o kadar iyi gelir. O yüzden bu kısımlar önemli. Sadece kolay sorularla geçmek istemedim bu kısımları. Evet gençler böylelikle hallettik bu olayı hallettik. Hatta bugün hallettik. Hemen ne yapıyoruz o zaman? Hop geldik şuraya sayfa 3'e. Oo şu sütunu da hallettik dostlar. Hemen geldik şuraya. Şöyle bir tiki atıyoruz 35. günde. Sonra geldik şuraya. Burada 35. günü buluyoruz. 35. günde bakıyoruz. Ödev var mı? Yok. E, nokta analitiği çünkü bitmedi. Haftalık programa ba bakmama da gerek yok. Haftalık programda da şöyle bakacak olursak daha doğrusu. Hocam haftalık programda da ne oluyor? 36. günde birlikte 18. hafta bitmiş oluyor. Biz yarın nokta netinde 36. günde bitirmiş bulunacağız. E o zaman bugünü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste yani 36. günde 36. günde de nokta analitiğine devam edeceğiz. Orada görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.